Miyokardite ya da perikardite, yani kalp kasının veya kalbin dış katmanının enflamasyonuna neyin sebep olduğundan bahsetmemiz gerekirse, iki ana sebep ya da etiyoloji üzerinde durmamız gerekir arkadaşlar. Bunlardan biri enfektif, yani enfeksiyona sebep olan bakteri, virüs ya da mantar gibi bir mikroorganizma, diğeri de enfektif olmayan sebeplerdir. Bu kısımda enfektif olmayan derken ne demek istediğim üzerinde biraz daha ayrıntılı bir şekilde duracağız. Enfektif ya da enfektif olmayan sebeplerden bahsetmek gerekirse, ekrana bu iki kategoriyi de yazdığımıza göre her birinin altını doldurmaya çalışalım. İsterseniz miyokarditle başlayalım. Gelişmiş ülkelerde miyokarditin en büyük sebebi bir virüstür. Bu virüsün adı da Coxsackie virüsü ya da Coxsackie viridae. Evet, gelişmiş ülkelerde miyokardit denildiğinde akla hemen bu virüs gelir. Ama medikal uzmanlar, söz konusu olan gelişmekte olan ülkeler olduğunda da bir ayrım yapma gereksinimi duyarlar. Bu ilgi çekici bir patojen, yani ilginç bir mikroorganizmadır. Şimdi mesela bir futbol maçı izlemek için Brezilya'ya gittiğinizi ve döndüğünüzde şiddetli ve inatçı bir göğüs ağrısı şikayetinin başladığını düşünelim. Bazı testler sonucunda kalbinizde anormal bir ritim olduğu ve zaman içinde de bu kişiye bir protozoa, yani farklı çeşit bir mikroorganizma bulaştığı anlaşılıyor. Örneğin sıtmaya sebep olan mikroorganizma da bir protozoadır, ancak burada aynı protozoadan bahsetmiyoruz. Güney Amerika'ya özgü ve miyokardite sebep olan bu protozoanın adı Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi'dir. Bunu sebep olduğu hastalığın adı, yani Chagas hastalığı olarak da biliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Chagas hastalığı sadece miyokarditten ibaret değildir. Yemek borusu ve vücudun diğer kısımlarında da enflamasyon görülür. Doktorların viral miyokardit yerine Güney Amerika'ya özgü bu hastalıktan şüphelenmesi için de farklı bir dizi belirti gözlenmesi gerekir. Son olarak enfektif miyokardite sebep olan bir bakteri de var. Onun da söylemiş olalım. Bu bakterinin bilimsel ismi Borrelia burgdorferi. Bu telaffuz etmesi oldukça zor olan arkadaşın da sebep olduğu hastalık, yani Lyme hastalığı yüzünden tanıyor olabilirsiniz. Bu hastalık ilk olarak Connecticut'taki Lyme kasabasında literatüre girdiği için bu adı almıştır. Evet, Lyme hastalığı da ilerlediği takdirde miyokardite sebep olabilen bir hastalıktır ve hastalığın ilk aşamalarında deride bazı belirtilere eşlik eden artrit görülür. Hastalık kronikleştiğinde ise miyokardite sebep olur. Anlaşıldı mı? İsterseniz bir de enfektif olmayan sebeplerden bahsedelim. İlk olarak idiopatik sebebi ele alalım. İdiopatiğin ne olduğunu hatırlamıyorsanız size şöyle bir tüyo verebilirim. İdiopatik, hasta olduğumuzda, yani bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkında olduğumuz ama vücudunuzda ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız için kendimizi idiot gibi hissettiğimiz durumlarda bu durumlara verilen isimdir işte idiopatik. Evet, idiopatik hastalığın sebebinin ne olduğunun bilinmemesi durumudur. Bir belirsizliğe, bilinmezliğe işaret eder yani. Bunu hatırlatması için parantez içine bir soru işareti koyalım. İdiopatik miyokardit, sebebi ya da kökeni bilinmeyen miyokardit anlamına gelir yani. Tamam mı? Yine de bu durumun sorumlusu çok büyük olasılıkla bir virüs olacağından bazı doktorlar idiopatik miyokarditin kökeninin viral olduğunu düşünürler. Bu da bunu viral miyokardit kategorisine sokar. Aslına bakarsanız kaynaklara göre de miyokardit vakalarının %50'si idiopatik ve büyük olasılıkla viral olarak tanımlanır. Sırada bir bağışıklık sistemi rahatsızlığı olan romatizmal ateş ya da halk arasında çok bilinen ismiyle kalp romatizması var. Bu hastalığa streptokokal bir enfeksiyon sebep olur. Kısaca strep enfeksiyonu yazıyorum. Söz konusu olan strep boğaz ya da streptokoksemi, yani streptokokosun kan enfeksiyonuna sebep olması durumu olabilir. Bu strep enfeksiyonu bağışıklık sisteminin antikor üretmesini sağlar ve bu antikorlar miyokardiyuma saldırmaya başlarlar. Evet, romatizmal ateş eğer atlanırsa kalp kasına saldıran ölümcül bir hastalığa dönüşebilir. Gelişmekte olan ülkeler söz konusu olduğunda strep kökenli bir boğaz enfeksiyonu her zaman tedavi edilmediği için de sağlığı daha çok tehdit eden bir duruma dönüşür. Örneğin boğaz enfeksiyonu geçiren insanlar ancak hastalık uzun sürede geçmediği takdirde doktora gider ve genellikle de geç kalınmış bir tedaviyi hızlandırmak için antibiyotik tedavisine başlanır. Kardiyotoksik olarak adlandırılan ve adından da anlaşılacağı gibi kalp için pek de iyi olmayan bazı ilaç ve maddelere değinmemiz gerek. Kardiyotoksik maddeler arasında aslına bakarsanız vücudumuzun hiçbir yeri için iyi olmayan kokain ve uzun yıllar süren alkol tüketimi ardından kısa zaman içerisinde fazla miktarda alınan alkol de vardır. Çalışan bir arabanın içinde kapalı bir yerde uyuyakalırsanız karbonmonoksit zehirlenmesini de listeye eklemek gerekir. Evet, karbonmonoksit zehirlenmesi de miyokardite sebep olabilir. Bir de geçtiğimiz yıllarda kemoterapide kullanılan bazı ilaçlar var. Örnek olarak Doxorubicin'i verebilirim. Doxorubicin. Bu ilaç bazı kişilerde miyokardite sebep olmasıyla bilinir, ancak bu ilacı kullanan herkes de bu durumla karşılaştığını da söylemek mümkün değil. Bazılarında karşılaşılmadığını eklemek gerek. Detay vermek gerektiğinde miyokardite sebep olan ilaç ve maddeler için de bunları örnek olarak gösterebiliriz. Son olarak bir de miyokardiyumu hedef alarak burada enflamasyona sebep olan bazı sistemik hastalıklar var. Bunlara örnek olarak da lupusu verebiliriz. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi tarafından üretilen ama saldırmamaları gerektiği halde vücudun bazı kısımlarına saldıran antikorlar vardır. Kontrolden çıkmış bir bağışıklık mekanizması yani. Bir de sarkoidoz adında bir hastalıktan bahsedelim. Bunda da granülasyon ya da enflamasyon dokusu oluşur ve bu doku miyokardiyuma yerleştiğinde enflamasyona sebep olur. Sistemik skleroz ya da sklerodermadan da bahsedelim. Burada da bağ doku proteini olan kolajenin fazla üretilmesi, çok fazla üretilmesi söz konusudur. Ciltte üretilen fazla kolajen üretimi cildin gergin görünmesini sağlar. Yemek borusu etrafındaki dokularda üretilirse yutma güçlüğü çekilir. Ama eğer miyokardiyumda kolajen birikmesine sebep olunursa da bu da miyokardite sebep olur.